Kemalpaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Fidan, Posof Süngülü Köyü Derneği'nde vatandaşlara hitap etti. Burada bir konuşma yapan Fidan, İnegöl'de bir değişime ihtiyaç olduğunu belirterek, İnegöl artık cinayetleriyle, uyuşturucu ile, trafik, otopark, hava kirliliği sorunlarıyla anılıyor. Bu sorunlarla anılmaması için, çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda büyümesi için İnegöl'de bir değişime ihtiyaç var diye konuştu. İnegöl'de bir değişime ihtiyaç var. İnegöl artık cinayetleriyle, uyuşturucuyla, sorunlarıyla, trafik sorunudur, otopark sorunudur, hava kirliliği sorunudur. Bu sorunlarla anılmaması için, çocuklarımızın geleceği için, onların daha sağlıklı bir ortamda büyüyebilmeleri için İnegöl'de bir değişime ihtiyaç var. Biz bu değişim hareketini inşallah başlatmak istiyoruz. Bunun için yola çıktık. Güzel bir ekiple yola çıktık. Bunları defalarca gittiğimiz yerlerde tanıttık. Basından sizler de izlediniz, takip ettiniz. Çok doğru bir ekiple, iyi bir ekiple yola çıktık. İnşallah İnegöl'de sizlerin de desteğiyle, Allah'ın izniyle 30 Mart akşamı değişimi gerçekleştireceğiz. 31 Mart'tan itibaren Büyükşehir'in bir mahallesi, bir semti, bir uydu kenti, Bursa'nın arka bahçesi olacağız diyen Fikret Fidan, İnegöl bunu hak etmedi. Bunun hesabının sorulması lazım diye konuştu. Büyükşehir olduk. 31 Mart'tan itibaren Bursa Büyükşehir'e bağlandı. Büyükşehir'in bir mahallesi, bir semti, bir uydu kenti, yani Bursa'nın arka bahçesi olduk. İnegöl bunu hak etmedi. İnegöl bunun hesabını sorması lazım. 30 Mart günü unutmayın. İnegöl niye il olmadı? Bunun hesabını sorun. Bir de şuna özellikle vurgulamak istiyorum. Bu bir yerel seçim. Yerel seçim havasına sokmaya çalışanlar var. 30 Mart günü İnegöl'de bir yerel seçim yapılacak.